İşte erkek bu şekilde giyinmeli. Evet. Kadın böyle olmalı. İşte yaşa göre hani adam 50 yaşına gelmiş eğer ki hani böyle çok genç giyiyorsa 60 yaşında. Hı hı. Yaşından başına utan derler. Evet. Adamın içerisinde ruhu gençse bu adam eğer ki çok daha uçuk açık giymek giysin yani kime ne zarar var? O toplumsal kurallara zararlı. Toplumsal kalıplar karşısında yani aslında gerçeği kendi içinde çözmüş, kendi iç dünyasında çok renkli hayaller kuran insanlar da sinema severler, sinemayla ilgilenen kişiler. Hı hı. Yani yaratıcılıkları aktif olan kişilerdir. Yoksa her insan aslında hani böyle kes yapıştır gibi geçmiş olanları geleceğe taşımış olsa insanlık sabit kalır. Evet. Evet. Ya bizim böyle filmlerle falan şimdi bizim izleyenlerimiz daha çok film, sinema, tiyatro, sosyal medya, işte ne bileyim kostümcü bilmem neci işte film alanında kim varsa o tarz izleyicilerimiz var. Yaratıcı olduklarını düşünüyorum. Ya da olmaya çalışıyorlar benim gibi. Böyle bu tarz insanlara hani kendiniz olun falan gibisinden değil de ya en çok bizim çektiğimiz sorun toplum mu, ailemiz mi? Ya tabii hepsinin de etkisi var da. Birazcık bizim sorunlarımızdan bahsedelim, benim değil. Tamam, yani sinemanın ya da bu aykırı insanları... Ya da sinemayla ilgili bir şey olabilir mi? Yani mesela aykırı insanlar. Ya aykırı... Şimdi şöyle, aykırı insan değildir. İnşallah öyledir ya. Aykırı bir insan yoktur da doğasına ters geldiği için aykırılaşıyordur. Değil, aslında toplumun kurallarına ters geldiği için. Toplum, insanın kendisi ters gel, doğuşu gereği ters geldiği için mi yoksa topluma doğuyor ve bu dünyada toplumu görüyor diyor ki ben sizden olmayacağım. Yok, toplumsal bir takım kurallar var. Atalarından görmüş olduğu geleneksellik var. Tamam. Hani klasik vardır, gelenekler vardır. Bir de aslında hani güncel olan ya da işte kendine özgü. Aslında her insan kendine özgü bir tarz oluşturmaya çalışıyor. Evet. Ama kendine hani özgü içinden gelmiş olduğu gibi yaşadığın zaman ya dışarıdaki insanların sana bakış açısı, sana geri dönüşleri, hı hı. Ne oluyor bu sefer? Yani eğer tam olarak kendin olduğunda savunması olduğu için yer alabiliyorsun, olamıyorsun. Evet. Evet. Çünkü nedir? Yaralayan kim aslında? Toplumsal kalıplar. İşte erkek bu şekilde giyinmeli. Evet. Kadın böyle olmalı. İşte yaşa göre hani adam 50 yaşına gelmiş eğer ki hani böyle çok genç giyiyorsa 60 yaşında. Hı hı. Yaşından başına utan derler. Evet. Ya adamın içerisinde ruhu gençse bu adam eğer ki çok daha uçuk açık giymek giysin yani kime ne zarar var? O toplumsal kurallara zararlı. İşte toplumsal kalıplar karşısında yani aslında gerçeği kendi içinde çözmüş, kendi iç dünyasında çok renkli hayaller kuran insanlar da sinema severler, sinemayla ilgilenen kişiler. Hı hı. Yani yaratıcılıkları aktif olan kişilerdir. Yoksa her insan aslında hani böyle kes yapıştır gibi geçmiş olanları geleceğe taşımış olsa insanlık sabit kalır. Eğer bugün insanlık bir yerden bir yere geliyorsa, gelişiyorsa sürekli bu kimin sayesinde? Bilim kurgu, yaratıcı işte, bilim, yaratıcılık sayesinde. Dolayısıyla aslında hani yaratıcılık karşısında bir de muhafazakarlık demiş olduğumuz aslında insan değişimden korkuyor. Yani kişinin bilinçaltı konforu çok sevdiği için konfor alanının bozulmasından korktuğunda değişim istemiyor. Evet. Değişmemek için de işte akan şeye bir kanal koyuyor, buradan aksın diyor. Fakat başka biri gelip diyor ki şunu şuradan akıtsak nasıl olur diyor. Hı hı. O anda sorun çıkıyor işte. Yeni köye, pardon, eski köye yeni adet getirmeye çalışıyor.
Bunu da insanlar kabul etmiyor. Dolayısıyla hani ama şu vardır hani. Şimdi toplumun hepsi eğer sinema ve tiyatro sanatla ilgilenmiş olsa bu sefer toplum diye bir şey kalmaz. Evet. Yani o yüzden hepsi herkese ihtiyaç var. Dolayısıyla herkesin yaşamaya hakkı var ve herkes aslında kendini bir şekilde ifade edebilmeli. İşte demokrasi demiş olduğumuz, özgürlük demiş olduğumuz şey nedir aslında? Yani her insanın ya düşündüğünü, hayal ettiğini ortaya çıkarmak için yani sesini duyurabilmeli. Ve işte burada ne çıkıyor aslında? Çoğu insan da kendisini ifade edemiyor. Hı hı. Düşündüklerini, hissettiklerini ortaya çıkaramıyor. Hani eller ne der denen bir kör orası güç var içimizde işte. Kritik demiş olduğumuz. Evet. Toplumsal kurallar bizim içimizdeki temsilcisi. Evet. O bize işte izin vermiyor. Ha şey... Geçmişimizde yaşamış olduğumuz, kim aslında bakarsak bunlar kimdir? Dönüp dolaşıp nereye geliyor aslında? Ebeveynlere geliyor. Ya, tabii. Yani şey derim mesela, çocuklar hani deriz ya çocuğa ayan olur diye. Onların yükledikleri düşünceler, biz büyüyünce kendi düşüncelerimiz olduğunu sanıyoruz. Mesela olarak duyuyoruz. Şöyle örnek vermek gerekirse, hani çocuğa ayan olur. Ayan olmak, çocuk aslında farkındadır. Her şeyi görebilir. Yani dünya gelince böyle 360 derece belki görebiliyor çocuk. Yani her tarafı görebiliyor. Fakat işte bir taraf anne geliyor, baba geliyor. Hı-hı. Bunların işte hani toplumsal baskıları getiriyor. İşte bakış açısı böyle oluşuyor. Hı-hı. Ve ikisi açtığı zaman işte açtığı ne kadar açıyorsa yani kendi içindeki işte güneşte yaratıcılık da ortaya çıkıyor. Onun için hani anne baba böyleyse, at gözlüğü varsa çocuğun at gözlüğü olacaktır. Evet. İşte burada aykırılık ortaya çıkıyor. Çocuklar ilk doğduğunda sınırsız fırsat tabii demek. Yani her şeyle geliyor. Yani ne olabileceği sınırsız, sınırsız şey var i̇şte olabileceği. Yani bana bir çocuk verin, onu eğer ki hani doktor isterseniz doktor yapayım. Evet. Terörist isterseniz terörist yapayım. Evet. Ne isterseniz onu yapayım. Bu grafik şekil gittikçe verin küçülüyor yani şey yaşadıklarımızda. Ya yani benden artık doktor yapmaya kalksan o kadar da büyük bir şans değil. Yani o chance yani şey yüzde oranında çok düşük ama bir çocuğun ne olabileceği kesinlikle tabii sınırsız. İşte yani hamur gibi. Fırsat, evet. Düşün hamur gibi. Hı hı. Hamurdan ister istediğin şekli verebilirsin. Hı hı. Simit de yaparsın, poğaça yaparsın. Evet. Ondan sonra açma yaparsın. Kurabiye yaparsın. Hı. Ne istersen yaparsın. Evet. Dolayısıyla işte burada ne oluyor aslında? Anne baba kurabiyeyi seviyorsa kurabiye yapmaya çalışıyor. Ama toplum eğer ki hani nedir o? İşte diyorsak işte kruvasan yapmayalım diyor. Onlar çünkü hani batıya ait bir şeydir. Yapmıyor kruvasan. Ha kruvasan. Ha tamam hani yapmıyor onu. Niye? Çünkü işte kruvasan bizim topluma ait değil. Ya da işte hani batıda, Fransa'da, Avrupa'da hadi kalksınlar da diyelim. Bizim hani bu yarım simit ya da yarım açmalar olur ya böyle artık. Hmm. Hilale benzer. Evet. Yani niye orada mesela hani hilale benzer şeyler yok? Çünkü biliyorsun değil mi hikayesini? Yok. Kruvasan da hilale benzer mi? Benzemiyor. Hikayesini bilmiyorum. Yani hikayesi şeydir hani. Ne? Viyana Savaşı'nda Osmanlı gidiyor işte Viyana kapılarına kadar dayanıyor. Hmm. O savaşta Osmanlı yeniliyor. Hani tamam mı? Tamam. Ondan sonra işte hani nedir o? O gün işte onu yapıyorlar, bayram ediyorlar yani. Osmanlı yiyorlar. Kruvasandan mı? Tabii. Ha kruvasan, Viyana, İtalya. Avusturya'nın. Avusturya'nın. Tabii. Orada başlıyor aslında her şey. Venice'de karıştırdım. Evet. Tamam. Yıllardır Viyana'yı biliyorum, kapıya kadar geldi. Venedik. Hep Venice düşünüyordum, niyeyse. Ama işte bizim hani, o da Venedik, Venice. Ha, Viyana, Venedik. V'leri karıştırmış. V'leri karıştırdım. O kültürleri nasıl çatışması? Onlar mı yapmış kruvasan, oradan mı çıkmış? Oradan çıkmış. Hey. Yani Osmanlı Yemen'in zaferini kutluyorlar o günden beri. Çok da severdim ya. Yok, yemeği devam etmem bir sakıncası var. Yok artık, sıkıntı yok. Tereyağlı mis gibi. Hani şey olur hani işte Fransa'da kafe kovasan. Yani kahvaltı. Olmazsam olmazı ya. Yıllarca yani
İçinde iki tane yumurta var. İhtiyacım olan un da var. Tereyağı da var. Yani bayağı öğlene kadar da götürüyor yani. Aynen öyle. Güzel. İşte burada şey var hani. Şu internetin, sosyal medyanın, hı-hı, ondan sonra işte filmlerin. Burada hani kültür, bak buradaki aslında kültür savaşı. Haç Hilal Savaşı aslında. Dikkat edersen. Fakat işte bu sosyal medyayla, internetle, yani dünya bir köy oldu artık. Dolayısıyla yani küresel bir sistem ortaya çıkıyor, evet, ve çatışma ortaya çıkmasın. Hani herkes herkesin her şeyini öğrensin ve kullansın. İnsanlar birbirlerine yabancı olmasınlar, garipsemesinler. Hı hı. Yani tek bir millet yapmaya çalışıyorlar aslında bakarsan. İyi mi kötü mü? Ya hani şimdi şu var tabi burada ne yapmaya çalıştığına bağlı. Doğru. Tarhana çorbasını biliyor musun? Tarhana çorbasını bilirim ya. Yani iyi mi kötü niye mesela hani eğer bir insan... Ben hiç sevmem. Ha işte insan birkaç tane şeyi karıştırıp da hiçbir şeye benzemeyen bir şey çorba yapınca ona tarhana deniyor yani. Hani tarhana ettin, karıştırdın bu olay der. Evet. Şunlar aslında işte her kültürün kendine has özellikleri var ya. Evet. Bunları ortadan kaldırdığın zaman nasıl bir kültür ortaya çıkacak? Ya birlik beraberlik tarhana kalmaz gibi diyorsun. Ya birlik beraberlik değil aslında şey olur hani. Yani sınırlar olmaz, değerler olmaz. Hmm. Yani burada işte abartmamak lazım aslında. Hani ırkçılık diyoruz aslında. Hani. Evet. Yani hani ama öyleyken her bir kültürün hani kendisine has güzellikleri de vardır. Bozuk olan taraflar da vardır. Fakat eğer bütün bozuklukları toplar ortaya korsan ortaya nasıl bir nesil çıkar? İnsanlık çıkar, bozuk bir insanlık çıkar. Hmm. Hani mahrem alana dikkat etmediğinde, özel hayata dikkat etmediğinde. Hmm. Yani şu an dikkat edersen işte hani internetin aslında hani belki sakıncalarının bir tanesi de. Tabii onlardan bahsettim biraz. Yani, özel hayata kadar girmiş oldu hani. Hı hı. Ve aslında bu işte TikTok olmuş olsun, selfie'ler olmuş olsun, bütün bunlar da bir nebze aslında her insan kendi hayat hikayesini, kendi filmini kendi yapıyor. Aslında bu şeylerle de şunu gördük. Hani işte Instagram'daki reel videolar olsun, TikTok videolarıyla. Yani yıllar boyunca insanların içinde saklamış olduğu, bastırmış olduğu aktrisleri, aktörleri, yönetmenleri açığa çıkardı bunlar. İçlerindeki değil mi? Tabii bastırmış oldukları. Evet. Yani evet. Dolayısıyla şimdi artık hani herkes artist yani. Evet, herkes artist. Hani biraz bunu ortaya demek çıkarmış. Demek ki varmış. Her insanın içerisinde işte yıllardan beri işte bu kalıpların altında gizlenen şeyler. Hı hı. Artık böyle bir cihaz var. Herkes de yapıyor. Ben de yapabilirim. Gene biraz sürü psikolojisi olsa da yani rahatlık oradan geliyor. Para kazanmak için. Evet. Hani herkesin farklı bir niyeti var. Egosunu tatmin etmek. Evet. Like'lanmak. Evet. Yani bir insan hani nedir oturup da çok like alamadığı için ağlar mı? İşte ağlayan birçok insan vardır. Ben biraz yaşlıyım galiba. Ama tahmin edebiliyorum. Yani. Şey. Yani o tarz psikoloji olan niyeyse bayan olarak düşünüyorum genelde. Allah Allah. Şey olabilir yani, mantıklı geliyor. İşte burada aslında nedir? Bak herkes kendisini değerli kılmaya çalışıyor. Yani kendi değerini dışarıdan nedir o işte hani ne kadar çok fazla şey gibi yani işte bu dijital para gibi. Evet öyle. Hisse senedi gibi. Hı hı. Yani hangi hisse senedine kim ne kadar çok para yatırıyorsa o artıyor ya. Evet. Bir insana da ne kadar çok like'lanıyorsa o kadar çok İşte fenomen oluyor yani. Öyle. Ya açık konuşayım. Yani bizim işte de hani ben şeylerle yürüyordum. Tanıdıktan tanıdığa. Benim işim öyleydi. Hı hı. Ama öyle bir noktaya geldim ki yani mesela sadece ben değil yani başkaları da bu hikayeyi benimle paylaşıyor. Bize artık çalıştığımız herkes diyor ki kaç follower'ın var? Daha çalışmaya başlamadan, daha beni tanımıyorsun, ne yapacağımı, ne yapabileceğimi bilmiyorsun ama kendi şey, yani eskiden şöyle bir yapımcı gelirdi ya da birisi hani sana kaset yapayım, seni ünlü yapayım bilmem ne.
Şimdi hani o kişide bile şöyle sorunlar çıkıyordu. Birisi çok istekli, birisi değil. Şimdi istekli olan zaten o kişiye gerek duymuyor şu an. Yani kendini zaten pazarlaması için çok büyük zaten şansları varmış mesela. Yani TikTok orada. Gelip bana diyor ki sen niye ya, madem o kadar istekliydin niye hala yapmadın diyor. Ya şimdi artık ben ya girmesem o şey olmaz. Bilmiyorum TikTok'a girer mi? Belki siz izlediğiniz zaman girmiş bile olabilirim de. ya TikTok, Instagram ya gerçekten dediğiniz gibi para gibi. Ve yoksa adam yerine koymuyorlar ya. İşte borsa ne kadar fazla. Allah Allah ya. Bir şey varsa. Hayır babaya paradan da değerli yani. Ben de para olduğu için biliyorum falan diye bir şey. ne kadar ucuza film yaparları anlatıp ben de para var diyormuşum. Şöyle. Aynen. Direkt ya festivale bile katılacağım desen, sponsor bulacağım desen ya da biriyle tanışmaya gideceksin, adam senin Instagram'ına bakmış bile oluyor yani öncesinden ya. Fikri var seninle alakalı. Ya şimdi şeye benziyor biraz bu hani. Yapma, olmazsa olmazın yani. Ya önceden diyelim ki bir yere gittiğin zaman altında bir Range Rover'la ya da hani böyle çok lüks bir arabayla gidiyorsan, kılık kıyafetin düzgünse, ona göre seni ciddiye alıyorlardı. Ye kürküm ya. Evet. Ye kürküm mü? Şimdi de işte ne kadar çok takipçin varsa o kadar ciddi alıyorlar. Ya aynı şey, sadece aslında kürk değişti. O da dijitalleşti, sanallaştı. Aha. Yani sen ne kadar zenginsin, ne kadar çok takipçin varsa o kadar zenginsin aslında. Birisi fiziksel, sembolik, birisi sanal dijital. Dünya işte. Tabii direkt... sanal dünya işte, sanal değer. Şey değişti, aynı fikir şeyi değiştirmiş. Maddi manaya dönüşmüş. Manaya gelmiş. Zaten 21. yüzyıl kuantum yüzyıl olduğu için aslında. Dolayısıyla bunların bu şekilde olmuş olması biraz normal. Yani daha ziyade aslında bizim gördüğümüz maddelerden daha ziyade görünmeyen şeyler çok daha değerli. Doların aslında hani bir zaman gelecek işte bir coin bakıyorsun, bak bir coin kaç dolar oldu. Coin gören var mı? Yok. Yani ortada bir şey var ama lakin yok yani. Halbuki yok evet. Alt benliğe gireceğim. Alt aslında benim kim olduğum konusunda. Ben aşağı yukarı biyolojik olarak birazcık anlattım. Ama tabii ki de o gerçek ben değil. Sadece fiziksel ortamda ben dediğim yani seçim yapmamı sağlayan gibi gözüken şeylerden bahsettim. Ayrıca şöyle aslında sizden bir bahsedişim oldu. Alt benliğe daha çok benden daha iyi bilen hocam gelecek diye söyledim herkese. Bununla ilgili sinemadan birazcık girip ondan sonra aslında benim bu evrende ne olduğum, kim olduğum, asıl ben kimim? Bundan bahsedersek çok sevinirim. Onun dışında bizim bahsettiğimiz işte tanrı kavramları oldu. Onu sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi. Şimdi sinema öncelikle bizi nasıl tedavi ediyor? Onunla hemencik bir giriş yapalım. Sonra da mümkünse alt bilince ve karanlık ben ya benim bilmediğim benden bahsedebilirim.